Selamlar arkadaşlar, herkese cümleten. Bugün canlı yayınımızın olduğu aynı gün, Eylül 19 Pazar, Türkiye saatiyle saat 10:20 geçiyor. Şu anda da İstanbul'dayım zaten. 2 haftadan İstanbul'a gelmiştim. Bir haftası geçti. İşte önümüzdeki cumartesi günü de Minnesota'ya dönüyorum. Babamın sağlık durumuyla ilgili bazı yapılması gereken şeyler vardı. İşler onlarla ilgili olarak gelmiştim. Bu programı bugünkü canlı yayındaki konuşmalarımız üzerine yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz orada da bahsetmiştim. İzlemiş olanlarınız hatırlayacak. Bu şekilde 30'ar dakikalık böyle küçük yayınlar yaparak, kayıtlar yaparak belirli konularda ekstra bilgi verebilmek amacıyla. Bugünkü konu, bu kayıt yaptığım konu da emeklilik konusu olacak. Bu konuda bugün biraz detaya girmiştik. Biliyorsunuz Ilgın Hanım katıldı insan kaynakları konusunda. Güzel bilgiler verdi, bayağı güzel detaylı bilgiler verdi. O konuda biraz daha açmaya çalıştık. Emeklilik konusunda sorular vardı. Ancak tabii çok derine de giremiyoruz. Malum başka konulara da değinmek zorundayız. Sorular geliyor o sorulara göre. O yüzden bu şekilde ek bir kayıt yapmayı karar almıştım. Umarım faydası olur. İzlersiniz, beğenirsiniz, faydalı olduğunu düşünürsünüz. Bir tavsiyeniz olursa da lütfen bildirin bize. Yayında da bildirin. İsterseniz e-mail ya da işte Facebook'tan bana da ulaşabilirsiniz. Oradan da temasa geçebiliriz. Söylemiş olduğum gibi aşağı yukarı 10 dakika civarında bir 10 dakika değil, 30 dakika civarında bir şey olacak, kayıt olacak. Bugün de bu sefer biraz ayakta böyle yürüyerek yani şey yapmayı düşündüm, karar verdim. Bazen ben yürüyerek böyle sağa sola dönerek falan biraz daha iyi düşünürüm de o yüzden. Evet, konu emeklilik, Amerika'da emeklilik. Bununla ilgili bazı genel bilgiler vermeye çalışacağım. Onun üzerine de bu aslında çok detaylı bir konudur. Biraz detaylara da değineceğim. Ondan sonra da gerektiği kadar girmeye çalışacağım. Fazla kimsenin aklını da karıştırmaya gerek yok. Onun üzerine ekstra sorular gelirse tabii o soruları da ayrıca yöneliriz. Şimdi Amerika'da emekli olma yaşı, en erken emekli olma yaşı 62'dir. Ondan sonraki 65'tir dilim. Ondan sonraki dilim 67'dir. 67 full emeklilik yaşıdır. Yani full retirement. Yani %100 emeklilik hakkını alabildiğiniz yaştır. Bir de 70 limiti vardır. O da emeklilikte kazanmış olduğunuz hakların %130'unu alma durumudur. Şu şekilde oluyor. 62 yaşında eğer emekli olmaya karar verirseniz, yasal olarak daha önce olmuyor. Yani 62 yaştan önce sosyal sigortadan şey alamıyorsunuz. Emeklilik hakkınızı talep edemiyorsunuz. 62 yaşınızı doldurduğunuz zaman da talep etme hakkınız var. Ancak hak edilen full retirement denilen, yani %100 miktar var ya, o 67 yaşına tekabül ediyor. Onun %60'ını ya da 65'ini, o civarda bir rakamı alabiliyorsunuz ancak. Birçok insan buna razı oluyor. Ben diyor 62 yaşında almaya başlayacağım. Bekleyip de daha çok alabilirim ama beklemeyeceğim. Şimdi hemen alacağım. Birçok insan bunu söylüyor. Bunun artıları var, eksileri var. Bunun çeşitli senaryoları var, simülasyonları var, hesaplamaları var. Onlara ayrıca değineceğim kısaca. Ama şu anda ben kuralları söylüyorum. 65 yaşında ise şöyle bir kural daha var. 62 yaşında emekli olursanız, evet, emeklilik maaşı diyelim, onu alırsınız ama bir de 65 yaşında şey var, devletin size vermiş olduğu aynı emeklilik hakkı gibi sağlık sigortası hakkı var. O da 65 yaşından önce olmuyor. Bu durumda 62 ile 65 arasındaki 3 yılda yine kendi çalıştığınız yerden veya kendi cebinizden sağlık sigortasını karşılamak durumunda kalacaksınız. Ama 65 yaşını beklerseniz devlet size o sağlık sigortasını veriyor. %80 civarındadır bunun kapsamı. %80 civarındadır ortalama. Geri kalan %20 ise supplemental insurance denen ek sigorta var. Çünkü o %20 de çok pahalı olabilir duruma göre. Yani sağlık durumu belli olmaz, ne olur. Hayatta insanın başına gider, belli değil. Çok pahalı bir şey çıkabilir. O zaman da 120 ek sigorta. Herhangi bir büyük bir masraf durumunda kullanılmak üzere. Bu 65 yaşta alınıyor.
67'de de dediğim gibi %100'ünü emeklilik hakkının alabiliyorsunuz. Şimdi bu emeklilik miktarı rakamları aylık paralar yani maaş diyelim buna neye göre hesaplanıyor? Onu konuşmamız lazım. İki ana faktör var. Biri çalışılan süre. Hani Türkiye'deki gibi. Çalışılan aylar ya da saatler üzerinden hesaplanıyor. İkincisi de yapılan kesintilerden hesaplanıyor. Şimdi iki türlü kesinti yapılıyor. Bunlardan biri siz her mesela nasıl ödeme yapılıyorsa size haftalık olabilir, iki haftada bir olabilir. Maaş çeki. Maaş çekinden otomatik olarak sosyal sigorta kesintisi hesaplanıp şeye gidiyor yani sizin elinize geçmeden vergi gibi sosyal sigorta kurumuna gidiyor. Sizin hesabınıza, sosyal sigorta hesabınıza direkt olarak aktarılıyor o kesinti. Bunun yanı sıra bir de sizin işvereniniz de böyle bir katkıda bulunmak durumunda. Bu şekilde tabii bu maaştan kesintiye göre hesaplandığı için maaşınız ne kadar yüksekse, geliriniz ne kadar yüksekse dolayısıyla emeklilik zamanı geldiği zaman da alınacak paranın miktarı tabii ona göre belirlenmiş oluyor. Bu miktarların her sene bir kişi görebilir ne kadar olduğunu. Her sene full retirement yani %100 emeklilik yaşı geldiği zaman, 67 yaş geldiği zaman alınacak parayı yaklaşık olarak sistem size gösterir. Şeyde online, internetten görebilirsiniz. Örneğin Murat 50 yaşında Amerika'ya geldi. 70 yaşına kadar çalıştığını düşünelim. 20 sene boyuncaki olan çalışmasının karşılığı olarak bu şekilde bir formülle tercihine göre 67 yaş, 70 yaş şeyini alabilir. Emeklilik tek hakkı edilmiş, hak etmiş olduğu parayı alabilir. Şimdi burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Emeklilik hesaplarında yani. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? En önemli soru ki nitekim bugünkü canlı yayınımıza da gelmişti. Bir emekli olarak, Amerika'da emekli olmuş biri olarak insan hayatını o güne kadar sürdürdüğü şekilde çalıştığı hani ortamda her maaşı olan bir adam düşünün. O aynı hayatı sürdürebilir mi? Eğer sürdüremez ise bunun ne kadarlık bir kısmını karşılayabilir? Yani mesela %70'ini mi, %60'ını mı, %80'ini mi? O şekilde. Bununla ilgili birçok şey yapan hesap, yani bu gibi yaklaşımları hesaplayan çeşitli senaryolar altında. Bunun içinde birçok vergi senaryoları da var. Bunun içinde bayağı karışık hesaplar var aslında arkadaşlar. Ben sizin hiçbir şekilde bu derinine girmeye de imkan yok aslında. Yani bunun derinine girmek için şurada bir tahta koymamız lazım. Hatta bir laptopla buraya projektör verip çeşitli senaryoları bilgisayardan aktarıp şöyle olursa böyle, böyle olursa şöyle diye de birçok rakamların senaryolara bağlı olarak gösterilmek ve bunların açıklamalarını da vergi kanunlarına göre de yapabilmek lazım. Çok derine inmek için. O yüzden o kadar inemeyeceğiz tabii ki. Buna ne zaman yeter ne de şu andaki sistemimiz buna el veriyor, imkan veriyor. O yüzden biraz daha tabii mecburen yüzeysel geçmek zorundayım ama yine de bir fikir vermeye çalışacağım. Şöyle düşünelim. Bir insanın, bir aile diyelim, bir karı koca, bunun toplam yıllık gelirinin 120 bin dolar olduğunu düşünelim. Ben bu bir senaryo. Örnek olarak söylüyorum. Toplam karı koca diyelim 120 bin dolar yapıyor. Yaş 67'ye geldiğini düşünelim. Yani full retirement. %100 emeklilik hakkını alacaklar. Bakıyorlar şeye. İşte biraz önce söylemiş olduğum internetten bakarlar. Ama full retirement'da ben ne kadar alacağım? Buna ben şu anda o miktara göre çok yani çok doğru olmayabilir vereceğim rakam ama yine bir yaklaşık olarak bir rakam verelim ki hiç olmazsa bir konuştuğumuzun bir insanların kafasında bir şey etsin nedenler bir şekil yani resim yaratabilsin diye vereceğim. Bu rakamı doğru kesin bir rakam olarak almayın lütfen. Bu kişinin emeklilik tabii kişiye göre bir yani yaşlardan ikisi için de ayrı ayrı iki emeklilik şey hesabı var. Diyelim ki erkek bu emeklilik yaşına geldiği zaman aşağı yukarı 30 bin dolar. Kadın da aşağı yukarı o şekilde benzeri işlerde ve benzeri gelirlerde çalıştığını düşünelim. Yani 120-60-60 yapalım mesela. Onu da o şekilde olduğunu düşünelim. Aşağı yukarı hatta biraz fazla söyledim.
En az 50 bin dolar civarında bir yıllık bir gelir bu emeklilik sosyal sigortadaki formüllere göre hesaplanmış olabilir. Şimdi 50 dedik değil mi? Bunun içinde bir de vergi de var. Yani bundan gene vergi kesiliyor. Şimdi bu kişinin, bu çiftin, karı kocanın, yılda 120 bin dolar yapan karı kocanın vergiden sonra ona da şöyle bir 20 bin dolar koyalım. Hatta 25 bin dolar daha gerçekçi olsun. Yılda 95 bin dolarlık net geliri olduğunu düşünelim. Masraflarının da, bunun içinden tabii bu insanlar ödemeler yapıyorlar. Bir sürü hayat masrafları, sigorta masrafları, sağlık sigortalı primleri, ev, morgaç ödemeleri, her şey bunun içinde. Şimdi 90 bin dolardan ne oldu net olarak? Sigortada 50-60 diyelim, 60'a düştüler. Yani 90'dı, ne oldu? 60'a düştüler. Şimdi bu insanlar senede 90 bin dolar kadar bir parayı aynı olduğu gibi harcamaya alışmışlarsa ne oluyor? 60 bin dolar nasıl yeter diyeceksiniz değil mi? Şimdi bakın ortaya böyle bir soru çıkıyor. Yani matematik açık hesap ortada. 60 bin dolar kazanıyorlar. Ama şu da olabilir. Bu insanlar o yaşa geldikleri zaman evlerinin borcunu bitirmiş de olabilirler. Ya da bitirmek üzeredirler. Oradan diyelim bir yılda 15-20 bin dolar arası bir kazanç olabilir. Düşebilir. Sigortayı da artık 65 yaşı geçtikleri için devlet onlara temin edecektir. Oradan da bir prim düşmesi olacak, olabilir. Bu şartlar altında 90 bin dolar yılda harcamış olan bu çift, çocuklar da artık okutmuşlardır, evden gitmiştir çocukları, üniversiteler falan bitmiştir. Ne olacak? Zaten bunların harcamaları düşmüş olacak. Yani 90'dı ya, oradan düşecek aşağı yukarı 65'lere falan diyelim. Hadi 70 diyelim, tamam mı? Şimdi 70 bin dolarlık bir harcamalar olduğunu düşünelim. Bir de şunu da yapabilirler bu kişi insanlar. Harcamalarına bakarlar. Ha bizim şimdi yeni emeklilikle ilgili alacağımız para bu. Biz harcamalarımızı bir şekilde yeniden yapılandıralım. Biraz daha dikkatli harcayalım. Bazı şeyleri kısalım da diyebilirler. Öyle de olmadığını düşünelim. Yani ben aynı şekilde bunun 70 bin dolar olarak harcamalara devam ettiklerini düşünelim. Bu şartlar altında sigortadan alacakları o yıllık 55-60 civarındaki para bir yetmiyor, tam yetmeyecek, denk gelmiyor değil mi? Aşağı yukarı bir 10-15 bin dolarlık bir fark var arada. Bu gibi durumlar için, bu fark tabii senaryolara göre çok daha fazla da olabilir. Yani 20-30 bin dolar da olabilir yıllık. Ne yapılabilir? Bu duruma karşı, bu gibi senaryolara karşı çeşitli alternatifler öneriliyor. Mevcut bunlar. Bunlardan biri, bugün yayında da söylemiştim bunu. Bir daha burada tekrarlıyorum. Kişilerin çalıştığı şirketler, hangi şirketlerde çalıştılarsa, onların emeklilik hesabına bir para yatırmaktalar. Bu da şöyle oluyor. Kişiden bir para kesiliyor. Çalışandan bir para kesiliyor gene. Aynı sosyal sigorta gibi ama sosyal sigorta değil bu. Özel emeklilik hesabı. Şirketle anlaşmalı çalışan bir emeklilik hesabıdır. Mesela sen diyelim ki ayda oraya 150 dolar koyuyorsun ya da her paycheck'ten 150 dolar koyuyorsun. Sana maaş veren işveren de %5'e kadar, %6'ya kadar bazen daha fazla katkıda bulunuyor. Böyle aslında bunun hesabının incesine girersek, şu anda girmiyorum. Bu aslında çok güzel bir şey. Hakikaten bunu kullanırsanız böyle bir imkan olduğu zaman bunun çok güzel olduğunu uzun vadede görürsünüz. Bu güzel bir düzen hakikaten. Bu şekilde 30 sene çalışıldığını düşünün. Aynı şirkette de olmak zorunda değil. Yani bir şirketten çıkar, başka bir şirkete girebilir mi insan? O emeklilik hesabı oradan oraya taşınır. Yani 10 tane ayrı iş yapıldıysa hakikaten 10 tane ayrı yere taşınabilir. Aynı hesap. Portable deniyor bu hesapları zaten bu yüzden. Yani bir başlayıp kesilip falan kesinti olmuyor. Yani devam ediyor yani. Kesintisiz. Hangi kaç tane yerde çalışırsa çalışsın bir kişi. Şimdi ortada bir de böyle bir durum oluyor. Böyle bir kaynak var. Ve bunun da bir kanunla şöyle bir şey tespiti vardır. Belli bir 69 mu 70 mi o öyle bir yaşta da şeyin alınması gerekiyor. Yani oradan paranın birikmiş olan o paranın
artık kullanılmaya başlanması gerekiyor. Bu 401k dediğimiz, yani o 401k şeklinde yazar, ismi bu. Yani bu planın, bu programın K'nın önünde maliyedeki ismi 401k, 401k. Bunun yanı sıra başka bir olarak da alternatifler de var. Bunlara da IRA deniyor. IRA de Individual Retirement Account. Türkçesi bireysel emeklilik hesabı. Aynen karşılığı budur. Individual Retirement Account. Bunlar bir şeyle, şirketle alakası olmak zorunda değil. Şahıslar istedikleri şekilde bir şeyden, söyleyin, yatırım kuruluşundan, finans kuruluşundan bu şekilde hesapları açtırabilirler. Ve bu gibi hesaplara her yıl maliyenin, IRS buradaki bunun karşılığı, Internal Revenue Service, Türkiye'deki maliyenin karşılığı, Maliye Bakanlığı'nın karşılığı, bunun belirlemiş olduğu bir limit vardır. Bu limit galiba bu artık yakınlarda kişi başına sanırım 7000 dolara çıkartıldı yıllık katkı olarak. 7000 dolar katkıda bulunabilir. Bu şekilde senelerce burada biriken para ve vergiye tabi değil, vergiden muaftır bu. Vergiden muaf derken bu bir gene yatırım hesabında büyümektedir bu para. Yatırım hesabından yapılan bu katkılar rın da bir getirisi var. Yani bu bir, çünkü borsada değerlendiriliyor bu paralar. Yani bu sizin 7000 dolar yatırdığınız hesap aslında bir finans kuruluşu tarafından idare edilmekte ve piyasadaki borsada, yani hisse senedi hesapları ve diğer birçok hesaplarda, spekülatif marketlerde değerlendirilerek değer kazanıyor. Bazı yıllar 115, bazı yıllar 120-125 de olabiliyor. Gayet güzel getirileri hakikaten olabiliyor. Daha ziyade mutual fund denen yatırım fonları, Türkçedeki karşılığı mutual fund'ın yatırım fonlarıdır. Yatırım fonunda arasındaki ilişki şu, diğer hisse senetleri, bir hisse senedi almak çok riskli bir iş. Ne olacağını bilmiyorsunuz, düşecek mi kalkacak mı? Yatırım fonları sektörlere dağıtarak, çeşitli firmalar ve sektörlere dağıtarak riski bir şekilde ayarlamaya çalışıyor. Ve bu şekilde paranızı idare ediyor. Şimdi siz 3 tane imkan oluyor şey için, emeklilik için. Bir tanesi en başta konuştuğumuz sosyal sigorta hesabı, ki devletin vatandaşlara garanti ettiği ve çalışma hayatı boyunca ki maaşlarının, maaş çeklerinden yapılan kesintilerden elde edilen paralardan oluşan bir fon. Diğeri 401k dedim biraz önce. Şirketle ilgisi olan işverenin yaptığı. Burada sivrisinekler falan var. Burası ayrıca çok sıcak. Neyse. Üçüncüsü de IRA, yani individual, yani bireysel emeklilik hesabı. Şimdi bu hesapları bu şekilde bir insan emekli olmayı karar vermeye çalıştığı zaman birçok kişi dediğimiz gibi, hani 62 yaşında ben bunu olmak istiyorum diyebilir. Bunun başka bazı şeyleri var, etkileri var, onları da düşünmemiz gerekiyor. Bunlardan biri şu, 62 yaşında emekli olursa bir kişi, devlet ona biraz gene çalışma hakkı veriyor. Diyor ki sen çalışıp biraz hala ekstra para kazanabilirsin. Ama kazandığın para, yılda 20 bin dolar limiti var. 20 bin dolara geçerse bir formül vardır. O formüle göre her ne kadar miktar geçtiğine bağlı olarak, o formül kullanılarak, o hakkı olan para vardı ya, sosyal sigortadan alınan para, orada bir azalma başlar. Belli bir noktada sıfıra düşer. Ne kadar para kazandığına bağlı mesela o sene boyunca. Örneğin atıyorum 50 bin, 60 bin dolar kazanıldı, herhalde o sıfıra düşer. Yani o formülü tam şu anda bilemiyorum, o yüzden ama böyle bir ilişki var. Eğer 67 yaşında emekli, yani full retirement yaşında emekli olursa kişi, o zaman devlet diyor ki sen çalışabilirsin, istediğin kadar da para kazanabilirsin. Bir limit koymuyorum. Emekli maaşını alabilirsin. Bunun yanı sıra da ekstra ne kadar yapıyorsan sana kalır. Ben o emekli orada yaptığın ekstra paradan dolayı senin emeklilik maaşından herhangi bir kesinti, azaltma yapmayacağım. Herhangi bir formül uygulamayacağım. Tabii tahmin edersiniz ki 70 yaşında da aynı şey
geçerli. Yani 62 yaşının iki tane dezavantajı var. Emekli olmaya karar verirse kişi. Bir, hak etmiş olduğu o %100 hak etmiş olduğu paranın işte 60-65 gibisini alıyor. Hepsini alamıyor. İki, bir de böyle bir kısıtlama getiriyor. Yani sen çalışırsan diyor, 20 bin doları geçersen yılda ben sana diyor kesinti yaparım. Bugün İstanbul kaç derece bilmiyorum valla. Burası bayağı sıcak. Bütün güneş vurmuş bütün gün odaya. Amerika gibi dedi ki her tarafta merkezi ne derler soğutma olsun. İşte böyle burada adamı bayağı ter basıyor yani. Neyse. bu şekilde bir dezavantajı var. Yani fakat buna rağmen yapılan istatistiklere göre de çok büyük bir miktar insan 62 yaşında hakikaten parayı almaya başlıyor. Benim kendi şahsi düşüncem yapmam ben bunu. Bu yanlış belki. Yani benim hesabıma göre. Tabii herkesin hesabı değişkendir. O ayrı konu. Benimki ben 69 hatta yani 70 yaşına kadar beklemeyi uygun görüyorum. Yani kendimde böyle bir açıkçası zorunluluk hissetmiyorum. Bu benim hesabım. Ama bu hesaplar da dediğimiz gibi kişiden kişiye, aileden aileye değişebilir. Bir de şu var, onu da söylemekte fayda var. Diyelim ki ben 70 yaşına kadar işte dedim almayacağım, dokunmayacağım. Ve o güne kadar %130'unu yani hakkımın %130'unu yani %30 hakkımdan daha fazla bana bir bonus veriyor yani devlet. Ödüyor. Ben onu o günden itibaren kullanacağım dediğimi farz edelim. Ama 69 yaşında bir ne diyelim atıyorum kalp krizi gittik. Şimdi ne olacak o paraya? Benim kızıma ya benim karıma kalmıyor. Devlet onu o devletin cebinde kalıyor. Tekrar ediyorum devletin cebinde kalıyor. Bu aslında devletin işine geliyor. Uzattıkça devletin işine geliyor. Yani çünkü düşünün yani yıllar uzadıkça ölüm riskinin artma durumu var. Bunlarla ilgili birçok actuarial table'lar vardır. Life insurance yani hayat sigortasında kullanılan bununla ilgili birçok actuarial istatistik cetvelleri, tabloları mevcuttur. İnanılmaz derecede derin ayrıntılı istatistikler de mevcuttur bu konularda. Bütün bu hesaplar bunlara dayanarak yapılır. Ben diyorum ki ben sağlıklıyım kardeşim. Ben kendime sağlığıma güveniyorum. 2 yaşına kadar giderim. Dokunmadan şeklinde bir düşünce birçok kişi ya kardeşim ben o kadar bekleyemem. 62 yaşında bilemedim 65 yaşında ben almaya başlayacağım. İşte ne bileyim ufak bir karavan alacağım, bir yere gideceğim, gezeceğim falan. Yani herkesin şeysi, düşüncesi değişik. Ama bu işin ayrıntıları hesaplanırken bilinmesi gereken genel faktörler, genel bilgiler bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi bir de şu var. Amerika'ya geldiniz ve sisteme hiçbir katkınız olmadı. Bu laf kullanılır. Sistemin katkı ne demektir? Yani mesela çalışma hayatınız Amerika'da bir iki sene oldu, 2-3 sene falan oldu. Ne kadar şey olabilir ki? Yani fazla bir etkisi olamaz. Bu kişi 67 yaşına geldiği zaman ne alabilir? İşte bir söylemiş olduğum bu formüle göre hesaplanan 2-3 senede ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Yani fazla bir şey değil. Bir rakam çıkar ortaya da hani devede kulak derler ya öyle bir rakam çıkar. Ama buna göre hesaplanıyor şey. Emeklilik hesabı. Saatime bakıyorum. 30 dakikayı mümkün olduğu kadar geçmemeye çalışıyorum. Biraz geçtik galiba. Neyse. Emeklilik hesabında kullanılan, yani bilinmesi gereken genel bilgiler, genel faktörler bunlardır. Bunlarla ilgili olarak eğer bir senaryolar, birçok senaryolar var. Bunları, bu senaryoları hesaplayan, insanlara yardımcı olmaya çalışan, mesela financial advisor'lar var. Yani finansal tavsiyelerde bulunan şahıs ve kuruluşlar var. Bu kişiler oturuyorlar şahıslarla ve adam diyor ki mesela benim işte durumum bu, şu kadar birikimim var, şu kadar emeklilik fonlarım var, maaşım şu, hayat tarzım şu, masraflarım bunlar. Emekli olmayı düşünüyorum. Mesela diyelim ki işte 200 sene içinde emekli olmam için ben bir financial plana ihtiyacım var. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye bir firmaya gidiyor. Bu firmalar oturuyorlar gayet detaylı. Bu işin her türlü en ince ayrıntısına kadar, bunun vergi ayrıntısına girene kadar giriyorlar. Bunun sosyal sigorta işte kurumuyla ilgili ayrıntılarına girerek, her türlü kanuna girerek
bu hesapları çıkartıp kişiye senaryolar sunuyorlar. Diyorlar ki işte bu gibi diyelim ABCD 4 tane senaryo sunuyor. Bunlar var. Bunlardan birini seçebilirsin. Adam diyebilir ki yok kardeşim ya ben biraz daha çalışayım emekli ol. Birkaç sene sonra diyelim emekli olayım ya da evet benim kafama yattı ben emekli olabilirim şeklinde bir karara varmak için bu şekilde de bir faaliyetler mevcut. Yani genel durum budur. Bu çerçeve içerisinde bu vermeye çalıştığım örnekler dahilinde çerçevesinde sorular olacağını tahmin ediyorum. Ya bunlarla ilgili de eğer bir sorularınız varsa lütfen bir dahaki programımızda not alıp gündeme de getirebilir. Spesifik bir soru da sorabilirsiniz. O program süresinde cevap verilebilecek kısalıktaysa veririz o cevabı. Eğer dediğim gibi gene süre yetmeyebilir yetmezse de gene ayrıca bu şekilde buna benzer bir kayıtla da böyle bir ayrıca program yaparak yani buna bir şekilde cevap vermeye çalışırız. Benim bu emeklilik konusunda söyleyeceklerim şu an için bunlar. Tekrar ediyorum. Sorularınız varsa ayrıca bunları cevaplamaya çalışacağız. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kritik beklerim, kritiklerinizi beklerim. Şöyle yap, böyle yap falan diye de şey yapabilirsiniz, tavsiyede bulunabilirsiniz. Beklerim. Sağ olun herkese. Selamlar. Asmalık.